Sayın milletvekilleri, iş hukuku bir özel hukuk alanı değildir. Ancak hükümet işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi liberal bir yaklaşımla toplumsal ve sosyal boyutundan koparıp bu ilişkiyi bireysel bir iş ilişkisine indirgeme çabasındadır. Bu konuda yapılan tüm akademik değerlendirmeler bunun aksini göstermektedir. İş hukukunu toplumsal boyutu olan sosyal bir hukuk alanı ve disiplin olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşım sosyal devlet ilkesinin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine işçinin işveren karşısında ekonomik ve sosyal olarak güçsüz olduğu, bu anlamda tarafların eşit olmadığı da akademik çevrelerde tartışmasızdır. Dolayısıyla arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesiyle işçi güçlü işveren karşısında arabulucu huzurunda bir anlaşma sürecine zorlanmaktadır. Her ne kadar başvuru sonrasında çözüm zorunlu olmasa da bu sürecin zayıf konumdaki işçi haliyle işleyerek onun hak kayıplarıyla sonuçlanacağı kaçınılmazdır. Bu anlamda nasıl ki bir işçi içinde bulunduğu yoksulluk nedeniyle asgari ücretin alttaki koşullarla çalışmaya razı olsa bile hukuktaki emredici kurallar buna cevaz vermiyorsa, aynı şekilde işçinin çalışma ilişkisi sonrasında elde ettiği haklar üzerinde bir pazarlığa da izin verilmemelidir. Ekonomik bakımdan işveren karşısında zayıf olan işçi, teknik açıdan da işverene nazaran zayıf konumdadır. Sonuç olarak işçi, arabuluculuk sürecinde haklarının ne olduğunu ve boyutunu bilecek teknik bilgiden yoksun durumdadır. Bu anlamıyla haklarıyla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadan işçinin arabuluculuk yoluyla hakları üzerinden bir pazarlık sürecine itilmesi kabul edilebilecek vicdani bir durum değildir. Bu düzenleme temel işlev ve sorumluluğu adaleti sağlamak olan yargının az içinde olduğunun bir ikrarıdır. Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısı aynı zamanda hükümetin emeğe ve çalışana olumsuz bakışının net bir yansımasıdır. Sayın milletvekilleri, ideolojik sayıklarla hazırlanan bu taslak, iş yargılamasının temeli olan 5 ilkeden bunlar şunlardır: çabukluk, basitlik, emredicilik, zayıfın yani işçinin korunması ve ucuzluk ilkelerinden yoksun bir taslaktır. Kayıt dışılığın çok yaygın olduğu, iş uyuşmazlıklarında hesabın unsurları olan ve devletçe korunması gereken ücret ve hizmet süresinin resmen araştırıldığı, iş güvencesi hükümlerinin resmen uygulandığı bir sistemde zorunlu arabuluculuğun kabulü iş hukuku ve iş yargısının temel ilkelerinin tamamen inkarıdır. Görüyoruz ki bu yasa vatandaştan torba yasa anlayışıyla haklarının gaspına yönelik bir yasadır. Ve yine biraz önce arkadaşımız burada söyledi. Torba yasalarla bir yandan vatandaşların haklarını çuvalarla da varlıklarını götürüyorsunuz. Bu toptancı anlayışla yöneldiğiniz kesimin halkın tamamı olduğunu ve özellikle de emekçi kesimler olduğunu süreç içerisinde gördük, değerlendirdik. Bu nedenle ortaya koyduğunuz bu tasarıya olumlu bakmıyoruz, olumlu yaklaşmıyoruz. Ve tasarının hazırlanmasında görüşe alınmayan sendikaların, meslek çevrelerinin görüşleri bir kez daha alınmak üzere ve özellikle de yasanın mahiyeti itibariyle çalışma komisyonunda görüşlerini sürece katmak üzere tasarının geri çekilmesini talep ediyorum. Grubum adına sizleri saygıyla selamlıyorum sevgili arkadaşlar. Teşekkür ederim.